İttihad-ül Ulema Genel Başkan Yardımcısı Sayın Suat Yaşasın konuğum. Suat Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Tabii ben hoş geldiniz diyorum ama keşke hoş bir konuyu konuşabilseydik. Ama maalesef yine Mısır'a dair birazcık bir zulmü konuşmak durumundayız. Yine idam vakalarını konuşmak durumundayız. En son yanılmıyorsam 20 Şubat 2019'du. 20 Şubat 2019'da 9 genç idam edilmişti toplu olarak. Elbette ki ondan sonra da idamlar yaşandı. Yeni idam kararları verildi Mısır'da ama en fazla idam bir gecede 17 kişinin böyle hunharca katledilmesi uzun süreden sonra ilk defa yaşandı. Buyurun ilk değerlendirmelerinizi alalım. Dediğiniz gibi maalesef bu haber üzücü bir haber. Her şeyden önce vatandan rahmet diliyorum kendilerine. Amin. İnşallah Allah Teala kendilerini şehit olarak kabul etmiştir. Ve ailelerine, dava kardeşlerine başsağlığı diliyorum. Ancak diğer taraftan doğrusu Allah yolunda şehit olmak esasen sıkıntılı bir husus değil, tam tersine uğruna peygamberlerin bile gıpta duyduğu çok önemli bir mesele. Hatta izleyicilerimiz biliyordur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe topluluğu içerisinde 3 defa isterim ki Allah Teala beni şehit olarak canımı alsın, Allah yolunda şehit olayım, tekrar dirileyim, tekrar şehit olayım, tekrar dirileyim diye söylemiştir. Bu anlamda çok büyük bir değerdir. Hele Ramazan gibi Allah Teala'nın mübarek olduğunu bizzat kitabında ifade etmiş olduğu kutlu zamanda, kutlu dilimde şehit olmak herhalde herkese nasip olabilecek bir durum değil diye söyleyebilirim. Bu anlamda evet, şehadet aslında bir kayıp değil, tam tersine tebrik edilir. Tam da Mısırlılara denk geldiği için hatırladım. Merhum İmam el-Benna, biliyorsunuz Ekvanimüslim'in kurucusu, 100 sene öncelerde Siyonistlerle karşı cihad ederken şehit olan bir Müslümanın taziyesi için onun köyüne doğru yol alır. Köye kafileyle geldiğini duyan şehidin babası onları yol üstünde karşılamak amaçlı. Yolda karşılaştıklarında der ki İmam el-Benna'ya, diyor ki bana başsağlığı dilemeye gelmişsen geri git. Bunu kabul etmem. Ancak oğlunun şehadet haberinin tebliği sebebiyle gelmişsen, tebrik etmek için gelmişsen buyurun başımız gözümüz üstüne gelin diye söylemiştir. Bu anlamda evet, üzücü, zalimlerin zulümlerini icra etmesi, Müslümanlara görülen bu hususlar anlamında çok üzücü bir husus, çok dehşeti düşüren, insanı maalesef üzen ve ne yapacağını bilmez bir halde olduğunu hissettiren bir durum olmakla beraber, diğer taraftan Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfudur. Nitekim şehit olanlar içerisinde en belirgin ismi geçen kişilerden biri 81 yaşında, 41 doğumlu, evet bizzat 81 yaşında olan bir Kur'an hafızı Şeyh Abdurrahim Cibril diye o yörede tanınan bir kişilik. 2 defa Siyonistlere karşı cihad etmekle, gazi olmakla bilinen, tanınan ve ömrü sadece Mısır'da değil, değişik diyarlarda, Avrupa dahil yerlerde Kur'an'ı öğretmekle geçmiş bir insan. Ki böyle bir insan hayatının sonuna bu ömürden sonra şehadetle taçlandırılması nimeti herhalde Allah-u Teala'nın büyük bir lütfu olarak değerlendirilebilir kanaatimce. Evet, yani bu elbette ki Mısırlı Müslümanlar için gurur verici bir durum. Elbette Müslümanların bu anlamda hayatlarının 81 yaşında, işte siz de az önce söylediğiniz şey Abdurrahim için 81 yaşında şehadetle hayatını taçlandırması onlar adına sevindirici. Şimdi şunu da konuşmak istiyoruz. Yani Sisi ne yapmak istiyor? Yani hala idam kararları ve junta mahkemelerinin almış olduğu yeni idam kararları var ve bu idamlar da uygulanıyor. 81 yaşına gelmiş bir adamı dahi idam etmeyi hedefine koymuş Sisi Cuntası Mısır'ın geleceğine dair neleri hedefliyor? Yani 81 yaşındaki böyle bir insana bu zulmü reva gören acaba Mısır'ın sonraki nesilleri için neleri düşünüyor? Ne tür kötülükler düşünüyor? Mısır'da sizin de muhakkak bu anlamda bağlantılarınız vardır. Mısır medyasını da takip ediyorsunuz oradan. Neler görülüyor? Mısır'da neler var? Neler yaşanıyor? Doğrusu iç içe birkaç süreç var. Çok geniş anlamda dünya istikbarının, Müslümanların İslami bir hakimiyet ya kurmasına izin vermemesi.
anlamı çok net. Çok daha geniş çapta bu dairede bu anlam var. Bütün dünya istikbarı Mısır'da İhvan-ı Müslimi'nin öncülüğünde Müslümanların şeriat esaslarına dayalı, Müslümanlara asli saadeti yaşatacak bir Müslümanlara pardon sadece Müslümanlara değil bütün insanlara, Hristiyanlara belki o dönem hepsine yaşatacak bir sistem kurmalarına asla izin vermezler. Bu uğurda bütün insanların hepsini idam edilmesini bile edilmesini göze alabilecek kadar gözleri karadır, kırmızı bürünmüştür. Ondan ötürü üst çapta bunu değerlendirebiliriz. Daha lokal anlamda Mısır cihetinden baktığınızda zaten eğer darbeden itibaren değerlendireceksek son 8 yıldır bu sürekli işleniyor, sürekli yapılıyor. Hani özel bir durum söz konusu değil doğrusu. Zaten idam kararı verilmiş. Göstermelik biliyorsunuz yargı yolları var işte. İstinaf sonra yargının temyizi, bunun şey tarafından onaylanması, devlet başkanı en son da işte müftü tarafından onaylanması benzeri hususlar falan diye bir süreçler var diye sırası geldikçe şey yapıyorlar. Ancak daha özelle indiğinizde Kirdase olayları üzerinden yapılmış olduğu söyleniyor bu. 17 tane Müslüman idamı ki bunu sakladı basın. Olaydan haberdar olan hukukçular sebebiyle haber alınabildi. Nitekim daha bugün bir hukukçunun ifadesiyle 11 tane aileye bugün ulaşılmış işte cesetleri almaları için haber gönderilmiş diye duyuyoruz. Yani aslında çok da böyle takip edebildiğimiz şeffaf bir süreç de yok. Ancak Kirdase olayıyla alakalı kısımda Kirdase Kahire'nin batık kısmına düşen bir yer. Nil ikiye ayırır başkenti. Batı kısmında kalıyor. Orada hatırlayacaksınızdır hemen darbe öncesi ve darbe sonrasında Rabia ve Nahda diye iki meydanda önemli eylemler yaptı Müslümanlar. Önemli direnişler sergiledi. O kısım Nahda dediğimiz meydanın bulunduğu ikinci yakada. Kirdese de orada sınırına giren bir yerde. Oradaki şey olaylarından sonra, Rabia ve Nahda olaylarından sonra bir karakol baskını sebebiyle güya Kirdase'de bu olaya karıştığını söyledikleri o suçlamayla Müslümanları tutuklamışlar ama hiç alakası olmadığı da bizzat aslında ilgili kurumlar tarafından şey yapılmış. Mesela az önce söylediğim 81 yaşındaki Şeyh Abdurrahim'in olaylar sırasında o bölgede olmadığı resmi olarak belgelenmiş evrakla. Resmi olarak. Ancak kimsenin burada tutaklığı yok. Böyle bir düşünceleri yok zaten. Hüküm önceden veriliyor. Şu kadar kişi veya şunlar dahil diye söylendiği için böyle yapılıyor. Yine mesela önemli kişiliklerden bir tanesi bir kanaat önderinin evine baskın yapılıyor olaydan sonra da tutulması için. Onu bulamıyorlar. Kardeşini onun yerine götürüyorlar. Ve dün idam edilenler, şehit edilenler arasında kardeşi vardı. Tamamen hukuktan yoksun bir meselede niçin bu kadar üzerine varıyorlar bu şeye, bu bölgeye? Çünkü kanaat önderi diyebileceğimiz davetçi kişilikleri, insanlara İslam'ı öğreten, Kur'an'ı öğreten, İslam'ı yaşamaya çalışan kişiliklerin kendilerine yönelik bir husus. Çok da uzak değil bize, çok tanıdık geliyor bu sistemin, Kemalist sistemin yerleşmeye çalıştığı dönemlerin zulmünü andırıyor maalesef. Sırf özellikle İslam'ı hedef alarak yapmaya çalışıyorlar ki az önce söylediğiniz soruya cevap olarak daha gelecek bir cümle kurmaya çalışayım. Sisi ile aslında belki Nasır sonraki Sadat ve sonrasındaki Mübarek'te yapmadıkları veya beceremedikleri, yapamadıkları Sisi ile yapmaya çalışıyorlar. Müfredattan İslami kavramların kaldırılması hususu, İslam şeriatına yönelik hususların bitirilmeye çalışılması, Kur'an olabildiğince azaltılması meselesi ve toplum hayatına taalluk eden meselelerin tartıştırılması, bunun üzerinden hatta Ezher ve müftülük makamının değiştirilmeye çalışması gibi şeylerin tümünü nazara baktığınızda, bu olayı da değerlendirdiğinizde evet ciddi bir İslam düşmanlığı var. İç içe geçmiş meseleler söz konusu. Bir dünya istikbar dediğim gibi Müslümanlara İslami hakimiyeti kurabilecekleri bir sistem kurma izni vermez, vermek istemez. İki, Mısır'da özel olarak bir şey söz konusu Müslümanları imha etme, İslami hareketi imha etme durumu söz konusu süreç devam ediyor. Üçüncüsü özel olarak da böyle özel bölgelerde kanaat önderi olan, toplumun önderliğini yapan dava ve ilim adamları, kişiliklerin üzerinden de toplum sindirilmeye ve İslami hayatın görünürlüğü azaltılmaya maalesef çalışılıyor. Böyle toplu bir süreçle karşı karşıyayız. Peki Suat Hocam, son sorum olsun size.
Bir sessizlik de var dünyada. En nihayetinde bahsettiğimiz 17 insan, 17 can bir gecede idam ediliyor ve dünyanın sessizliği, özellikle de Avrupa'nın, hani bu insan hakları havarisi kesilen, her yere insan hakları götürdüğünü vaat eden, demokrasi götürdüğünü vaat eden, oysaki kan ve gözyaşından başka bir şey götürmeyen Batı'nın sessizliğini de, yani bir de bu anlamda bir küçük pencere açıp değerlendirme yapmanız iyi olur. Ben şahsen Batı'nın sessizliğine hiç şaşırmadım. Çünkü Evet. darbeye de aynı şekilde karşılık verdiler. Sonraki süreci de aynısını devam ettiriyorlar diye söyleyebilirim. Asıl şaşırtması gereken, beni şaşırtabileceğini söylediğim husus, belki Türkiye dahil bu hususta çok sert tepki gösteren ülkelerin, gerek Cumhurbaşkanlığı makamı gibi en üst devlet düzeyinden, gerekse de medyadan, toplumdan gelecek tepkiler anlamında, asgari düzeyde Türkiye'nin resmi veya özel basını medyası tarafından işlenmemesi meselesi. Doğrusu bu çok garip bir durum. Evet, siz kendi maslahatlarınız gereği devlet anlamında Mısır'la ilişkileri tamir etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bunu belki belli bir düzeyde mazur görülebilecek şekilde değerlendirebiliriz. Ancak bu düzeyde bahsettiğiniz gibi Ramazan'da, Ramazan ortasında, gündüz, oruçlu oruçlu Müslüman, hiçbir suçu olmaksızın 17 kişi hem de beraber idam ediliyor, saklanıyor ve basına düştükten sonra bunu işlemiyorsanız, kusura bakmayın ama geçmişteki yaptıklarınızın sorgulanmasına sebebiyet verecek derecede bir sessizlik, tırnak içerisinde sessizlik diye Evet. değerlendirebilir. Bunu dilerim ki tez zamanda telafi etsinler. Evet. Peki Suat Hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katılım gösterdiğiniz, katkı sundunuz. Bir kez Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum sizlere de. Teşekkürler, ben teşekkür ederim, hayırlı yayınlar.